Niye yatmadın birader? Yerini mi yadırgadın? Düğün başında bekledim sabaha kadar. Ne yapıyor şimdi? Uyuyor. Abi kahvaltı hazırlattım isterseniz. Tamam birader, bu kadar sıkıntı yapma kendine, gözünü seveyim ya. İlk terk edilen kız o değil. Herkes de böyle keçileri kaçırmıyor ayrıldığı zaman. Doktorla konuştum. Genetik yatkınlık diye bir şey varmış. Çok gençti. Çok bağlanmıştı bana. Üstelik yabancı bir ülkedeydik. Bana göre ciddi bir ilişki yoktu ama... harap etmişiz işte kızı da. Tabii. Senin aklın narindeydi. Benim mallığım yüzünden narinden ayrılınca çektin gittin. Hepsi benim yüzümden oldu Fırat. Hepsi benim yüzümden oldu. Eğer sen bir baltaya sap olamadıysan var ya... bunun sebebi benim. Irmak da bu yüzden acı çekti. Bu kız da. Senin kaderin narinle yazılmış Fırat. Narinden başkası olmazdı sana. Evlendiniz mi? O narinle. Bana ona aşık olduğunu söylemişti. Beni onun için bırakmıştı. Evlendiniz mi? Neyse. Nilillesin diye elimden gelen ne varsa yapacağım. Ama o Sinan bana yaptıklarının cezasını çekecek. Sen niye o adamı buraya getirdin ki abi? Emniyete teslim etmeliydik. Geceden beri Ali arayıp duruyor. Neler çeviriyorsunuz Allah aşkına? Aleykümselam Atıf kardeş. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Kusura bakma Atıf. Sana bir teşekkür edemedik. Delikanlı adammışsın. Bütün bağlantıları buldun, bize yardım ettin. Atıf sayesinde mevzuyu çözdük. Kusura bakma. Biz seni suçluyorduk ama Can abiyle ne yaptığımızı bilmiyorduk. Ya bırakın şimdi Tata Bey, özürler, teşekkürler falan. İnsaniyet namına bir şey yapalım dedik. Gene beni pisliğin içine bulaştırıyorsunuz. Bak bu sefer gerçekten kötü olur. Ya da söyleyin neyin içine bulaştırdığınızı, ben de bileyim. Getirin şu adamı. Şu bana gösterdiğin haberi Fırat'a da göstersene. Bu haber 2003 yılında bir Amerikan gazetesinde çıkmış. Değil mi bu? Ona bakamayacak kadar hastaymış. Çocuğun ölümüne neden olmuş. Günlerce bir insan ölü bebeğin başında nasıl oturur? Üstelik benim çocuğumdur. Sinan'ın sende niye ters gittiği ortada. Sinan'ın kızı bulduğu manzara feci. Bunu ile önce ailesini uyutmuş. Fırat'la güzel bir ilişkimiz var demiş. Hamileyim demiş, evleneceğiz demiş. Yaza geleceğiz demiş falan filan. Ailesi de merak etmiş. Sinan da o zaman gencecik bir çocuk. Git demişler, kardeşine sahip çık. Durumları da yok. Kız galiba burslu okuyormuş Amerika'da. Sağdan soldan para bulmuşlar. Sinan'ı göndermişler Amerika'ya. Çocuk yurda gelmiş. Yurdun kapısını açmış. Manzara bu. Çocuk o zaman yemin etmiş. Bunun acısını senden almaya. Kardeşini o halde görünce adam ne yapsın? O da kafayı yemiş. Yapacak bir şey yok. Onun yüzünden suçsuz bir kadın öldü. Ben ilk kere ölümün eşiğinden döndüm. Böylece seni zehirleyenin kim olduğu da ortaya çıkmış oldu. Biliyorum. Ama beyler, bu iş polislik değil. Onun cezasını ben vereceğim. Başka bir ceza vereceğim. Böyle hapishanelerde falan çürümeyecek. Olay bir aile faciası. Bu tip durumlarda iki kere düşünmek gerek. Ve bütün bu olayın sorumlusu benim. O yüzden bu olayı ben çözeceğim. Artık senin kılına zarar veremez. Sinan da kardeşin gibi hasta. İkisi de tedavi olacak. Başka çareleri yok. Sen de deli olduğun için delinin halinden anlıyorsun tabii. Abi bak, bu adamın sana da zararı dokunur. Durduk yere katil olursun. Bırak teslim edelim emniyete. Lan Allahsızlar! Rahatsız rahatsız konuşmayın. Ne yapsın adam? Kardeşini bulmuş kucağında ölü bebekle. Anası duyunca kalpten ölmüş, babası inme geçirmiş. Kız onca sene Amerikalarda hapiste yatmış. Tedavi olmak için ülkesine gelmiş. Lan siz ne yapardınız? Konu kapandı. Onun cezasını ben vereceğim. Kimse karışmayacak. Kızların da bundan haberi olmayacak. Bu konuda Serenet Bey'e katılıyorum. Gel Sinan, gel.
Artık emekli oldun Sinan. Şirketin kapandı. 5 kuruş paran yok. Adamlarını da ben aldım. Kardeşin de sen de tedavi olacaksınız. Uslu bir çocuk olursan 15 günde bir ablanı görmene izin veririm. Biraz misafirim olacaksın. Özüm üzerinde Sinan. Beni burada nasıl tutacaksın abi? O kolay Sinan. Sıkıntı yapma. Durumlar nasıl? Sessiz. Ya sen git yat artık ya, çocuklar ilgilenir. Ah, düğün de bitti tabii. Keyfini siz çıkardınız. Rıfat Efendi de oturdu burada. Senin aklın düğünde kaldı. Sıkma canını oğlum, yarın yaparız bir tane. Sen de eğlenirsin yani. Ha? He ya, yürü git lan Zıbar, yürü. Bakma lan, diktik. Bak Sinan, aklını başına devşir. Bendeki yerin ayrıdır. Seni severim. Ama kardeşime yaptığını bir daha asla affetmem. Memlekette her gün birileri birilerinden ayrılıyor Sinan. Sen hiç kimseden ayrılmadın mı? Ben ayrılmadım mı? Kimse böyle olacağını bilmezdi. Kimse. Kimse de bile bile bunu yapmaz. Seni severim. Akıllı ol. Bak kardeşin tedavi görecek. 2 seneye kadar bir şey kalmaz. Sen de iyileşeceksin. Sen de toparlayacaksın. Sonra yeni bir hayat kuracaksınız. Ben de yardım edeceğim sana. Sinan. Vurdurma kendini bana. Hadi gidelim biz. 1 saate kadar çıkarız. Kızı da hazırlayın. Bunu da bir temizleyin. İnsan içine böyle çıkmasın. Tamam. Deniz Hanım geldi abi. Bir isim yaklaşıyor. Biliyorsun ya. Kapatın onu kapıyı, hemen alın mutfağı. Niye açmadın gece telefonlarımı? Beni mi aradınız? Hiç fark etmemişim. Bakın merak ettiyseniz söyleyeyim. Can gece bizde kalmadı. Onu yolda indirdik. Eğer telefonlarımı açsaydınız geceden öğrenecektiniz. Ben öyle şeyleri merak etmem Deniz Hanım. Ha. Gece biz giderkenki haliniz neydi o zaman? Bakın Sermet Bey. Şimdi Can aklınca bir şeylerden şüpheleniyor. Sizden de beni korumaya çalışıyor. Şimdi ben ona kalkıp bir şey söylersem gelecek, size bir şey söyleyecek. Siz de işte bir şey yapacaksınız ona yani. Ben size bir şey olmasından korkuyorum. Öyle mi? O zaman bana bir şey olmasın diye sen tekrar Can'la çıkmaya başlarsın. Siz böyle davranırsanız sizde çıkmayacağım kesin ama. Ha, bizim çıkma ihtimalimiz mi var? Bilmiyorum. Ben teklif eden olmadı. Yani bu işlerde her şeyin böyle teker teker konuşulması lazım, değil mi? Hangi işlerde? Şey mi yapsak biz akşam? Şeye mi gitsek? Sinemaya mı? Sinemaya mı? Olur. Benim tanıdık sinema var, gideriz. Tamam, 6'da beni alırsınız. Sonra da böyle sosisli falan yeriz ha? Yeriz. Sosisli büfede. Sonra da biraz dolaşırız. Olur. Dolaşırken siz de bana bu Fırat'la ilgili konuyu anlatırsınız belki ha? Hani soygun moygun onun altına ne yatıyor? Gerçeği anlatırsın ha? Senin derdin sinema falan değil. Sen benden laf almaya çalışıyorsun. Yani evet. Ama
daha önemli nedenlerim var açıkçası. Onun alem duruşuna, yolları gidişine hayran be. Abi bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Bir sıkıntı yok. Akşam sinemaya gideceğiz. Oradan da büfeye gideceğiz sosisli yemeğe. Çok güzel abi. He, güzelmiş. E ben ne yapayım abi şimdi? Bir sinema kapatayım ben. Büfeye gideyim, büfeyle konuşayım. Oraları bir toparlasınlar, düzgün masa koysunlar. Çiçekler, mum falan. Değil mi yani? Olur tabii. Şık olur. Ya o zaman işte altıda alacağız. Ben gelmem abi, öyle olmaz. Senin tek gitmen lazım. Garajdan şöyle özel güzel bir araba çıkarttırırız. Değil mi? İyi o zaman tek giderim ben, ne yapayım? İyi sen git. Söz veriyorum. İstemiyorum. Sinan, eve gidelim. Eve gidelim. Alacağım seni. Merak etme. Murat üzerine söz veriyorum sana. Dokunma. Bırakın beni. Sinan, istemiyorum. Bırak. 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 Sinan! Sinan saçmalama! Yakalayın lan şunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.